Kıymetli arkadaşlar, maksut kitabı derslerimizde mazi, muzari, emir, nehi, fail, mefulle ilgili bilgileri anlatacağımız kısma geldik. Daha önce mastardan çıkartılan önemli altı kalıbın ki bunlar mazi, muzari, ismi fail, ismi meful, emir ve nehi demiştik. Bunların çekimlerini yapmaya gayret ettik. Şimdi de yine bu altı önemli kalıpla alakalı bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Evet. Altı önemli kalıptan birincisi ki 24 sigaranın birincisi oluyor. Nasara. Nasara çekimini burada görüyoruz arkadaşlar. Nasara, Nasara, Nasaru. Nasarat, Nasarata, Nasarne. Nasarta, Nasartuma, Nasartum. Nasarti, Nasartuma, Nasartunne. Nasartu, Nesarna. Evet. Nasara arkadaşlar müfret, müzekker, gayb. Manası yardım etti. Bir gayip er diyoruz. Yani bir erkek gayip olan muhatap veya konuşan olmayan kişi. Bu gördüğümüz gibi müfret müzekker, tesniye müzekker, müfret müennes, tesniye müennes derde çekimini yapmış olduğumuz bu kalıplardaki son harfki ki ra harfidir. Evet son harfki ra harfidir. Bunlar saymış olduğumuz yerlerde fetha üzerine memlidir. Ve cemi müzekkerde, cemi müzekker, müzekker gaipte de zamme üzerine memnidir. Nasara fetha üzerine memni. Nasaru, nasara fetha üzerine memni. Nasaru zamme üzerine memni. Nasarat fetha üzerine memni. Nasarata, nasarata fetha üzerine memni. Diğerleri. Nasar ne? Nasartum ve nasar tüm. Nasartüm, diye nasanna'ya kadar son harfleri hep nedir? Sakindir arkadaşlar. Evet, cezimlidir. Mazenin birinci harfi evvelinde vasıl hemzesi bulunan humasi ve südasi bablarda meksurdur. Hangi bablar onlar? İnkeser babı, infial, içtema babı, ihmarra, istahrece, bu bablarda evet mazisinin önünde hemzi vasıl bulunan 5 ve 6 harfli bablarda hemzi vasıl ki birinci harf meksurdur arkadaşlar. İn kesara, ictema, ihmarra, istahraca, ihranceme gibi. Bunun dışında mazinin birinci harfi daima fetalıdır, meftudur. Mesela nasara, sülasiye bakın feteha, darabe, ekrame, katele, ferraha, tekelleme gibi diğer bablara baktığımız zaman evet mazisinin mazinin birinci harfi daima meftuhtur, fetoldur. Peki meçhul nasıl yapılacak? Arkadaşlar meçhul yaparken malumu nasara idi nasara Son harf aynen kalır son harfimiz. Son harf aynen kalır değişiklik yapılmaz. Sondan bir önceki harf kesralanır. Evet. Geri kalan kaç tane harf varsa bir mi iki mi neyse durumuna göre zammelenir. Evet. Son harf malumdaki gibi dedik. Ra. Nasara'ydı. Nusira'ya dönüştürmek için son harf malumdaki gibi aynen kalır. Feta üzerine memisi feta üzerine kalır. Sondan bir önceki harf kesrelenir, meksur olur. Ve ilk harf bir tane harf kaldıysa ki sülas mücadelerde bir harf kalmıştır. O da zammelenir. Humasilerde ve sülahsilerde iki harf kaldı durumlar olacaktır. Mesela inke sera. Meçhulü ünkü sira Evet, mazi meçhul harekeleri ki tağla başlayan mazilerde gördüğünüz gibi malumu tedah idi. Meçhulünü yaparken son harf aynen kalır. Sondan bir önceki harf kesir alınır. Geri kalan harfler de evet, zammelenir. Harekeli olan geçen, geri, geri kalan harekeli harfler zammelendiğinde ne olur? Tuduh olur. Aynı şekilde istah bakalım. Hemze vasıtıyla başlayan yine maalesef olan da son harf aynen feta üzerine kalır. Sondan bir önceki harf kesilir. Sakinler sakin kalır. Ve geri kalan harflerin harekesi de zamir edilir. İstahrace malumu üstuhrice de meçhulü olarak gelmiş olur. Evet. Mazi ile alakalı malumu ve meçhulü ile alakalı gerekli bilgileri verdik. Şimdi de fil muzariye geçiyoruz. Fil muzaremin muzarenin malumu yen suru yektubu yeftahu yukrimu yestahricu gibi. Şimdi evvelinde mazi fiil üzerine nasıl meydana geliyor muzari? Yan suruyu bakarsak nasara idi nasara. Evet. Evvelinde mazi fil üzerine ilave edilen şu muzarat harflerinden biri bulunur. Eteyn harfleri nedir? Muzarat harfleri. Eteyn. Yani elif, t, y, nun. Bu harflerden birisi gelir. Burada y gelmiş mesela. Yen suru şeklinde okunur ve fil muzari elde edilir. Muzarat harfi rubayiler dışında malum sıgası da evet. Muzarat harfi yani birinci harf ki rubayiler dışındaki malum sıgalarında meftudur. Rubayiler hangisi? 4 Dört harfli olan işte ekreme yukrimu. Orada zammeli. Ferraha yuferri. Orada zammeli. Tedahrece. Evet. Orada arkadaşlar tedahrece beş harfli olduğu için olmaz. Dahrece yudahricu Dört harfli. Orada zammeli. Şimdi göreceğiz zaten. Evet. Dedik ki muzarat harfi rubayiler dışında malum sıgası da meftuh olarak kalır. Malum sıgasında meftuh olur, fet alır. Mesela yensuru, yenkesiru, ectemiyo gibi. Muzarat harfi rubailerde zammelidir. Yudahricu. Dahrece yudahricu. Havkale yuhavkülü. Ekrame yükremi görüyorsunuz. Dört harfli fiiller, evet, muzara tarifi ilk harfi zammelidir. Rubai humasi sudasi, lamel fiilinin bir önceki harfi arkadaşlar kestralıdır malumlarda. Tekrar söylüyorum. Rubai, dört harfler. Humasi, beş harfler. Sudasi alt harfler. Yani sülasinin dışındakiler. Sülalesinin dışındaki bablarda sondan bir önceki harf arkadaşlar nedir? Kesradır. Mesela dahrece yudahricu yukrimu inkesra yenkesiru istahri istahricu evet film muzaride sondan bir önceki harf sülâsi dışında yani rubai 4 harfli, humasi 5 harfli, sudasi 6 harfli olan bablarda film muzalinin malumunun sondan bir önceki harfi her zaman nedir? Meksurdur, kesirelidir. Ancak şu bab tekelleme tebaade tedahrece babları tekelleme tebaade yani tefa'ul babı evet tefa'ul babı ve bir de dahreceye yani rubayı mezit olan rubayı üzerine ziyade edilerek elde edilen tedahrece babı bu bablarda sondan bir önceki harf arkadaşlar meftudur. Demek ki evet mazisi arkadaşlar gördüğümüz gibi burada mazisine baktığımız vakitte ta'la başlayan tekelleme tebaade tedahrece bu bablardan gelen fil muzarimin sondan bir önceki harf fethalıdır, meftuhtur. Peki meçhulü nasıl olacak fil muzarimin? Evet. Muzarat harfi biliyorsunuz ilk harfi eten harflerinden. Muzarat harfi meçhul sıgalarda zammelidir, mazmundur. Yu olarak okuyacağız. Sakinler malum sıgada olduğu gibi aynen kalırlar. Yün derken yansuruydu yun dedik. Kalan bütün harfler ise la dışında meftudur. Yun saru. Yun saru. Malum neydi? Yan suruydu. Biz ne yaptık burada malum? İlk harfi zammeledik. Sakinleri sakin üzerine bıraktık. Evet, son harf dışında bir taraf varsa birini fet alacağız. Diğer kumasi ve sulaslerde iki harf olacak. İkisini fet alacağız. Yine son harf zammı üzerine ne yapacak? Aynı şekilde durumuna göre. Yani eğer ki iraptik konumu zammeyi gerektiriyorsa zammeyi. Yani son harf kendi üzerine kalacak. Dolayısıyla meçhulü yun sarı şeklinde okunacak. Peki muzarede lamel fiil nasıl olacak? Lamel fiili malu ve meçhul sıralarda meftuhtur. Lamel fiili neydi arkadaşlar? Nun, sad, ra diyoruz ya. Lamel fiili yani son harf. Evet. Lamel fiil, malum ve meçhul sıralarda meftuh, tur zammelidir, mazmundur. mazmumdur. Burada yanlış yazılmış. Lamel fiili arkadaşlar malum ve meçhul sıgalarında zammelidir. Fakat başına len gelirse len yan sure olur. İn gelirse in yunsar veya lem yunsar cezmatı gelirse cezm olur. Herhangi bir başında, önünde, velinde herhangi bir amil olmadığı zaman evet muzaredeki lamel fiil evet malum ve meçhullerde nedir? la Lamel fiil malum ve meçhul sıralarda nasip edici tarafından mensup da olabilir. Başına len gelerek veya en gelerek. En yan veya en yunsara gibi okunur. Lamel fiil malum ve meçhul sıralarda cezmedici tarafından cezmedilebilir. Az önce dediğimiz gibi lem yansur. İntensur. Evet veya meçhul lem yunsar gibi okunur. Arkadaşlar şimdi emir ve nehi sığalarına gelmiş bulunmaktayız. Emir ve nehi'yi bir sonraki derste anlatacağız. Biz bugün neyi gördük? İki önemli kalıbı. Birincisi fiil muzari. Diğeri fiil mazi. Fiil mazinin çekimini yaptık. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarne. Nasarte, nasartüme, nasartüm. Nasarti, nasartüme, nasartünne. Nasartü, nasartü nasarne. Ne demek nasara? Yardım etti. Evet, bir tane erkek ve huzurda olmayan kişi. Şimdi nasar na biz yardım ettik. Burada arkadaşlar görmüş olduğumuz müfret tesniye gayb ve gaybelerde fetö üzerine memniydi. Fil mazimiz cem müzekkerde üzerine memni. Diğerlerinde de sonar sükun üzerineydi. Meçhulünü yaparken ne yapıyorduk meçhulünde de? Evet. Nasara nusira şeklinde oluyordu son harf feta üzerine memiydi aynı şekilde. Sondan bir önceki harf kesiriydi. Sakinler sakin kalır değer sakin varsa sakin yoksa da diğer harflerde zammelenir ve nusira veya ekreme ükreme şeklinde olurdu. Meçhulün çekimini yaparsak nusira nusira nusiru nusirat nusirata nusirne nusir te nusir tüm en nusir nusirtu nusir nusirna. nusirna ne demek biz yardım edildik nusira yardım edildi o erkek nusir te sen yardım edildin. Mesela ükrime de aynı. Malum ekrame, ekrame, ekrama, ekramu diye çekiliyor ve meçhule ükrime, ükrima, ükramu. Ekrame ikram etti, ükrime ikram edildi. Manasında. Evet. Daha sonra Firuzâya geçtik Yansuru. soru. Çekimini yaparsak yan soru, yan soru ne? tensuru tensuranı ne? tensuru tensuranı tensurune, tensurine tensuranı tensurune, ensuru nensuru. Fiil muzari nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Fiil mazinin önüne, evveline muzara tarif edilir ki e, t, y, Bunlardan biri gelerek evet fiil muzari malumu elde ediliyor yansuru şeklinde. Peki meçhulü nasıl yapacaktık? Meçhulü de arkadaşlar son harf aynı şekilde zammı üzerine kalacak. Eğer tabii ki herhangi bir amil yoksa sondan bir önceki harf fet alıyoruz. Sakinden sakin geri kalanlar da aynı şekilde zambeliyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla yun soru kalıbı elde ediliyor. Evet son harf neydi? Evet ne yapacaktık son harfi? Zambeliyoruz. Sonra sondan bir önceki harf arkadaşlar ne yapıyoruz? Fet alıyoruz. Eğer burada iki tane harf varsa ikisini de alıyoruz. Sakinleri sakin üzerine bırakıyoruz ve ne yapacağız? Ve T harfini de Dolayısıyla yun soru şeklinde almış oluyor. Çekimi nasıl yun sorunun? Yun saru, yun sarani, yun soru. Yan soru yardım ediyor, eder. Yun soru da yardım ediliyor, edilir. Çekimi yun saru, yun saran, yun saru ne diye aynı malum gibi çekiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar emir ve neye? gelmiş bulmaktayız ki emir ve nehi, Emri hazır. Neyi hazır? Emri gayip neyi gayip olarak da aslında her biri ikiye ayrılıyor. Emir ve nehimiz. Çektiğimiz zaman emri gayipleri çekelim. Liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansunu. Bunlar neydi? Emri gayipler. Peki emri hazırlar. Unsur. Unsura. Unsuru. Unsuri. Unsura. ne? Normalde nefs müdekellim tarafından emri hazır veya emri gayb gelmiyor. Ancak meçhullerinde getirebiliyoruz. Fakat bazılarına göre malumda da gelebilir diyenler var arkadaşlar. Peki meçhullü çekerken nasıl çekeceğiz? Liyumsar diye çekeceğiz ve arkadaşlar emir ve nehi ile alakalı da bilgileri bir sonraki dersimize inşallah devam edeceğiz. Ben dersi burada sonlandırıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.